Günaydın. Bir maymuna tabanca verirseniz ne olur? Bir de emniyeti kaldırıp verirseniz ne olur? Acaba Rab bize verdiği muhteşem yetkilileri görünce aynı şekilde mi hissediyor? Bu maymunlara ben böylesi büyük güçler, yetkiler verdim. Kimisi kullanmıyor, kimisi boş yere harcıyor. Ama kimseyi isabet etmiyor, ettirmiyor diye. Çünkü bu birkaç gün içinde Daniel'den aldığımız örnek itibarıyla şunu anlamamız gerekiyor. Rab bize müthiş yetkiler verdi. Bu yetkileri bizleri kendimizi yüceltmek için, büyük hissetmek için değil. Daniel öyle hissetmiyordu. Herkesten küçük, mütevazi hissediyordu. Ama bu yetkiler çevremizi etkilemek ve değiştirmek için verilen yetkilerdir. Çevremiz Rab tarafından etkileniyorsa, çevremiz Rab tarafından değiştirildiğini görüyorsak, demek ki bu yetkileri kullanmaktayız. Görmüyorsak ya bunları saklamaktayız ya da çarçur etmekteyiz. Ölçü budur. Ve buna göre kendi hayatımıza, emeklerimizin semeresine bakmamız gerekiyor. Bu açıdan önce Daniel'e göre son günlerde imanlı olmak konusunu işlerken, belki bu başlığı duyduğunuzda alametlerden, kehanetlerden, tarihlerden veya işte felaketlerden bahsedeceğimizi düşündünüz. Yok. Rab yeryüzüne geldiğinde imanlı olduğumuzu iddia eden bizlerde ve bizim gibi herkeste bulmasını beklediği, bulmayı beklediği iman türünden, iman duruşundan bahsetmek istedik ve böyle bir imanı Daniel sergiledi. Gerçekten Daniel bizim gibi zor şartlarda, her şey olumsuz. İnsan gözleriyle bakacak olursak, Daniel'in hayatında her şey olumsuz iken, Rab'be gözlerini diktiği için her şey olumluğa döndü. Ve hatta kendi itaatsizliklerden ötürü İsrail halkının çektiği bu sürgün cezasının sona ermesine sebep oldu. Araştırdı, bugün de göreceğimiz gibi, ve Rab zamanında vaadini yerine getirmesini imanıyla, duruşuyla tetikledi. Bizim gibi şartlarda, bizim gibi olumsuzluklar içinde. O yüzden işte Daniel'e göre son günlerde imanlı olmak derken onunkine benzer bir imanı örnek almaktan söz ediyoruz. Buna göre önce tanıklığından söz ettik. Aslında ters başladık. Dış etkenleri, son alınacak sonuçları önce ele aldık. Ama bunları esas tetikleyen, bunlara esas sebep olacak olan, bunların temelinde bulunan esas iman duruşunu bugün ele alacağız. Fakat genellikle ilk konuşmalarda da söylediğim gibi sadece işte bu ruhsal adanmışlığımız, ruhsal ibadetimiz, Rab'le olan ruhsal ilişkimizin üzerine odaklandığımız için çoğu zaman bunların çevremizde getirmesi gereken bu etkilerini gözden kaçırıyoruz. Bu yüzden konuyu ters ele aldık. Ona göre tanıklık yaşamından söz ettik önce. Ondan sonra sürgün yaşamından söz ettik. Şimdi ise adanmışlık. Hayatımızı Rab'e vakfetmekten söz edeceğiz. Yani gözden çıkarıp her şeyimizi ona vermekten. Kim her şeyini kaybederse Rab tarafından her şeyi kazanır. Kim her şeyini gözden çıkarırsa, adanmak budur, Rab tarafından ona verilmek istenen her şeye kavuşur. Dolayısıyla Rab'te kayba uğramak, Rab'te kendimizi feda etmek, Rab'te bir şeyler gözden çıkarmak,
bencilce açıdan size söyleyeyim, asla kayba uğramak değil, her zaman kazançlı çıkmak demektir. Tabii ki Rabbin bize vereceği kazanç, dünyanın peşine düştüğü kazanç türünden bir kazanç değildir. Rabbin kendisidir. Yani dünyanın vereceği kazançlardan kazanamayacak kadar büyük ve yücedir. Şimdi ilk slaytımızı görelim. Şeyin yardımıyla, Göksel kardeşimizin yardımıyla. Önce hani Daniel'in nasıl bir adanmışlık hayatını sürdürdüğünü kısaca özetleyelim. Daniel'in perhisi görüyoruz. Tam bir oruç değildir ama alenen bunu yapıyor. Herkesin anlayacağı şekilde yapıyor. Sonra Daniel'in yine de kimsenin gözünden kaçamayacak dua hayatını görüyoruz. Daniel'in kutsal ruhla aleni ilişkisini, yani kutsal ruhla olan bağının herkes için nasıl belli olduğunu göreceğiz. Aynı zamanda arkadaşlarının aleni ibadeti, Rab'ten başka kimsenin önünde eğilmediklerini, korkmadıklarını, tapmadıklarını göreceğiz. Son olarak Daniel'in kutsal kitabı aleni açıklamasını, nasıl bu kutsal kitaptan düz metnini okuyarak, Rabbin düz vaatlerini okuyarak kendisine ve bütün halkını bereketleyecek yorumlar çıkardığını, pratik dersler çıkardığını ve bu onun hayatını ve Tanrı halkının geleceğini nasıl şekillendirdiğini göreceğiz. Ama ilgimi çeken bir şey var. Rab, bir yerde dua edeceğiniz zaman gidin odanıza kapanın. Kimsenin görmediği yerde gizlide dua edin demiyor mu? Rab, bir yerde oruç tutacağınız zaman herkesin önünde suratınızı asıp herkesin göreceği yerde etmeyin de orucunuzu. Yüzünüze yağ sürün ve hiç kimsenin anlamayacağı bir şekilde bu orucu yaşayın demiyor mu? Rab, sadaka vereceğiniz zaman sağ elinizin sol elinizin yaptığını bilmesin demiyor mu? Peki o zaman Daniel'in bu aleni duruşu dua için, oruç için, ibadet için neden, neyin nesidir? Şimdi bazen Rab gerçekten bizleri şaşırtabilir. Üstelik bu hani odaya git kapan dediğinde Rab diyor ki gizlide olan Tanrın seni ödüllendirecektir. Ve bazen ben öyle hissederim ki sanki Tanrı saklambaç oynuyor. Tanrı gizlide duruyor. Ve onu bulmamız gerekiyor. Yani çocuklar saklanıyor ya, sayıyor 10'a kadar, 20'ye kadar. Ondan sonra acaba nerede saklandı? Ben torunla oynuyorum. Çok fazla aramaya gerek yok çünkü buradayım diyor. Yani Tanrı aslında da öyle yapıyor. Buradayım diyor. Ama acaba bizim onu duyacak kulağımız var mı? Neden bir yerde gizlide yap diyor? Neden başka bir durumda aleni yap diyor? Birincisi, gizlide yap derken kime söylüyor? Bunu insanların önünde yaparken baskı göreceklerini, bir anlamda insanlardan alkış toplayacaklarını umdukları zaman için diyor, değil mi? Yani o aleni duasını yapan insanlar bundan herhangi bir tepki toplamayı beklemiyordu. Tam tersi, diğer bütün insanların onayını toplamak istiyordu. Eğer siz insanın onayını arıyorsanız gizlide yapın. Ama Daniel'in durumunda Daniel ve arkadaşları bunu herkesin gözünün önünde yapmakla alkış mı toplayacaklar mı? Kelleleri gidecekler mi? Fırınlara atılacaklar mı? Aslanlara yem olacaklar mı? Aradaki farkı görüyor muyuz? İnsanların gözüne girmeye çalıştığımız zaman saklanalım. İnsanlar bizim üzerimize tehditleriyle korku saldıkları zaman ortaya çıkalım diyor Rab. Ya bu Rab biraz şeydir ya, her zaman tersine gidiyor. Kimisi mersine, Rab ise tersine gidiyor. İlle de akıntıya karşı kürek çekmek istiyor. Ve bizleri de onunla sürüklemek istiyor. Ama neden bu? Çünkü bu ibadetimiz aracılığıyla gerçekten
daha önceki konuşmalarda konuştuğumuz bütün bu değişiklikler başlayacaktır. Sağlıklı, sosyal bir değişimin, toplumun sağlıklı bir değişimi önce ruhsal ilkelerden gelecektir. Biliyorsunuz, söylemişizdir, duymuşsunuzdur defalarca vaazlarda. Rab önce yüreğimizi değiştiriyor, ondan sonra hayatımızı, çevremizi, ilişkilerimizi değiştiriyor. Rabbin herkes için yapmak istediği iyileştirme içten dışa doğru işleyen bir iyileştirme ve bu doğrudur. Fakat içten başlaması gerekiyor derken içte saklı kalmasın. Gerçekten dışa kadar etkisini göstersin. Adanmak ne demek? Çok müthiş, yüce, inanılmaz, hatta erişilmez bir şeydir. İnsan doğası için, bencil olan insan için imkansızdır. Birkaç şey sıraladım yüreğime geldikçe. Ne demek adanmak? Yalnız Rabbi hayatımızın efendisi olarak dinlemek. Her konuda onu dinliyor muyuz? Adanmak budur. Atacağımız her adım için, ciddi kararlar için onu arıyor muyuz? Ve ararken bize nasıl bir cevap verirse o cevaba uymaya razı mıyız? Birine duygusal olarak bağlandın ama Rab bu senin için değildir diyor. Onu terk etmeye razı mısın? Bir iş teklifi aldın çok karlı ama Rab sana diyor ki bu sana göre bana göre değildir. Ondan vazgeçmeye razı mısın? Bir sorumluluktan kaçınıyorsun, hiç istemiyorsun, canın istemiyor ama Rab diyor ki bunu canını dişine takarak yapmalısın. Yapmaya hazır mısın? Rabbi hayatımızın efendisi olarak dinlemek. Adanmak aynı zamanda yalnız onu ilgimizin tek odağı olarak yüceltmek. Ağzımız bizi çok ihanet eder. Çok pis oyunlar oynar. İbadet sırasında değil. Kardeşlerle dua etmek için, ilahiler söylemek için bir araya geldiğimizde değil. Ama şimdi çayda, bahçede çay içtiğimizde vakitlerden bahsetmiyorum. Bu ortamda yine de hani bazen tabii ki gülüyoruz, eğleniyoruz. Pimpon oynuyoruz, şu budur. Ama günlük hayatımızda ağzımızı dolduran, zihnimizi dolduran gerçek hayranlık ve heyecan kaynağı o mu acaba? Rabbi yücelmek önce onun yüceliğini görmeyi gerektirir. Ve bunun için aramamız gerekiyor. Kendisini bize anlatsın diye ona fırsat vermemiz gerekiyor. Ve Rab kendini 5 dakikada anlatmayı sevmez. YouTube'a 5 dakikalık, 2 dakikalık videoyla kendini anlatmayı sevmez. Kendini anlatmak için ben 1500 sayfalık bir kitap gönderdi. Okumayı sevmeyen Türk toplumuna da gönderdi. 1500 sayfalık. Rabbi kendini nasıl anlattığını görmek istiyorsanız o kitabı baştan sonuna kadar okumanız gerekiyor ve daha da onu derinden anlamak istiyorsanız daha da okumanız gerekiyor. Adanmak yalnız ona hizmeti, ona sunduğumuz hizmeti hayatımızın amacı olarak benimsemek. İş yerinde, mesleğinde, okulunda, arkadaş ilişkilerinde, tabii ki kilisede, hizmet derken hemen kilise düşünüyoruz. Acaba tapınmada yer alabilmek, acaba bir ilahi söyleyebilmek, bir dua edebilmek. Tabii bunlar da hizmetin bir parçası, tapınma bir hizmettir. Asıl hizmettir. Ama hayatımızın her evresinde, her ortamında, iş yerinde de Rabbimi yüceltmek ve bu genellikle başımıza iş açar. Ben ilk iş yerimde imanlı olduğumu anlattığımda herkese ilk Noel'de daha yeni başlamıştım. Birer Yuhanna müjdesini verdim, ondan sonra paylaştım. Birden hepsi bana ters ters bakmaya başladı. Ama
iş yerimizde onu yüceltmek. Ondan sonra patronum artık işte bizim papazımız diye şaka yapıyordu. Sonra Türkiye'de de şirkette çalışıyordum. Arkadaşlarla paylaşıyordum ama ondan sonra tutuklandım. Bütün şirket öğrendi. Büyük bir şirketti. Patron da herhalde İspanya'daki patronum akrabası. Dedi ki işte bizim şirketimizdeki papazdır bu. Yani sürekli onunla ilgili şakalar yapıyordu. Yani dost ortamında bizim hakkımızda şakalar yapılsa güleriz ama alay etmek için özellikle patron karşısında sen aynı bir şakayla karşılık veremeyeceğin bir durumda senin hakkında böyle şakalar yapılması çok da hoş olmadığını anlayabilirsiniz. Ama iş yerimizde de ona hizmeti hayatımızın amacı olarak benimsemek. Kendisi dışında hiçbir korkuya yenilmemeye kararlı olmak. Hayat korkularla doludur. Kaygılanmayın, taslanmayın, korkmayın. Biliyor musunuz? Kutsal kitapta Rabbin korkma emri 365 kere geçmektedir. 365 rakamı sizlere bir şeyler andırıyor mu? Yılın her bir günü için Rab korkma diyor. Demek ki yılın her bir günü biz korkacak türden bir insanız, bir canlıyız. Ve Rab biliyor bu söze ihtiyacımız var ama Rab korkusu gerçek ibadettir ama Rab korkusu bizi ondan uzaklaştırmaz, yaklaştırır. Fakat Rab korkusundan başka bir korkumuz olmasın. Kızgın fırınlar bizleri korkutmasın. İşte adanmak bu demektir. Yalnız onun tüm dünyasal varlıklarımızdan üstün tutmak. En çok önem verdiğin, değer verdiğin dünyasal varlığın nedir? Çocuklarımız olabilir. Kariyerimiz olabilir. Ünümüz veya işte insanlar arasındaki saygınlığımız olabilir. Bilmiyorum, her neyse. Bunu Rab'be adamaya hazır mısın? Biliyorum bu gerçekten zor. İnsan doğası için zor bir şeydir. Daha önümüzde çok uzun bir yol vardır ama bu bizim başarımız değildir. Bu Rabbin lütfunun işi olacaktır. Bizden nasıl bir şey arıyor? Bir sonraki slayta geçelim. Ve Daniel'in bu perhizi, perhiz nedir? Belli başlı yiyeceklerden sakınmak, tamamen bir oruç, hani ağzına hiçbir yiyecek almamak değil. İşte Babillerinin etlerinden, kebaplarından almamaya karar verdiler. Sadece sebzelerle beslenecekleri, tabii onların şaraplarından, içkilerinden, içeceklerinden de almamaya çalışıyorlardı. Ama niye yapıyorlar bunu? Diyor ki kendilerini kirletmemek için. Ne yani? Yediklerimizle kirleniyor muyuz? Ama burada fiziksel bir kirlenmeden ziyade onlar bu yiyecekler herhalde ilahlarına da sunuyorlardı. Hani Paulus'un dediği eğer etin bir kurban eti ve putlara sunulduğunu biliyorsanız ve bu kardeşinizin imanını etkileyecekse bana gelince hiçbir zaman et yememeye bile hazırım diyor. Burada onlar işte bu putlara sunulan etlerden yememekle almamakla aslında kendilerini değil esasında onları görenleri temizliyorlardı. Daniel'in aleni perhizi sadece kendisi için değil toplum için bir temizlenme aracıydı. Çünkü asıl güç ve sağlık Rab'den geldiğini gösteren bir zihin temizliğiydi. Et yemediler, protein yemediler, böyle çok besleyici bir şey yemediler ama yemedikleri halde bütün o güzel nimetlerle beslenen diğer bilginlerin yanında daha da böyle sağlıklı, daha da böyle güçlü, sağlıklı, zinde görünüyorlardı. Çünkü işte bu şekilde Rabbi yüceltiyoruz. Ama bunun için Daniel kendini çok mu sıktı? Rabbe bu derecede adanabilmek için kendimiz çok böyle marifetli mi olmamız gerekiyor? Çok başarılı bir
disiplinden mi geçmemiz gerekiyor? Aslında Rabbin aradığı Daniel'in hayatında olan şeydir. Daniel yüreğine koydu ki yüreğimizi açmamız lazım. Rabbin işi yürekten başlıyor. Rabbe yüreğimizi açarsak her gerektiğinde ona göre davranmak için ve böyle yaparken büyük sevinç içinde yapmak için gereken gücü kendisi sağlayacaktır. Her şeyden ziyade yüreğini koru diyor Süleyman'ın özdeyişlerinde. Çünkü hayat ondan akar. Rabbin bize vermek istediği hayat yürekte başlar. Biz bir şeriata inanmıyoruz. Biz işte herkes namaza gidiyor diye ve kimsenin diline düşmemek için kiliseye gitmiyoruz. Biz diğer insanlara görünmek için, tamam bir aradayken biraz daha cesaret alıyoruz. Belki her sabah saat 8'de, 7'de, 9'da bilemedim dua etmek için böyle kalkmıyorsun ama kardeşler kalkınca bundan bir cesaret alıyoruz. Bundan bahsetmiyorum, bu doğrudur, güzeldir ama biz insanlara görünmek için değil, yüreğimizde Rabbi yüceltmek istediğimiz için, yüreğimizde ona uygun bir tapınak kurmak istediğimiz için böyle yapıyoruz. Ve Daniel öyle yapıyordu ve biliyordu ki, evet insan ölçüleriyle bir şeyler kaybediyorum, güzel ziyafetlerden mahrum kalıyorum ama hiç de onun sağlığı bundan etkilenmedi, tam tersi. Rab için alınan o haşlanmış sebzeler, oh ne lezzetliydi. Rab için bir şey yaptığınız zaman, Rab için yapıyorsanız lezzetli oluyor. Normalde lezzetsiz diyeceğimiz bir şey çok lezzetli oluyor. Ve Daniel bunu biliyordu. Ama en önemlisi bununla sadece kendisi değil, onu bilen, ona yakın olan, onun hayatına giren herkesin bereket göreceğini biliyordu. Daniel aynı zamanda aleni duasıyla Babil yönetimini ele geçirdi. Burada bu dünyasal yöntem olmadığını, bunun dünyasal bir yöntem olmadığını söylemeye gerek yoktur. Çünkü genellikle yönetimler ne şekilde ele geçiriliyor? Dünyada silahla, kava kuvvetle, savaşla, gaspla vesaire. Bizim bunlara hiç ihtiyacımız yoktur. Çünkü bunlardan çok daha güçlü, kat kat etkili bir ruhsal silahımız vardır. Ruhsal silahları, zırhınızı kuşanın diyor Rab. Ve bu silahların arasında en güçlüsü, en güçlülerinden bir tanesi duadır. Ve biliyordu. Ve bu onun kafası uçurulmasına sebep olabileceğini bildiği halde Daniel, bir sonraki slayta görüyoruz, yasanın imzalandığı öğrenince evine gitti. Yukarı odasının Yeruşalim'e yönüne bakan pencereleri açtı. Daha önce yaptığı gibi her gün 3 kez diz çöküp dua etti, Tanrısına övgüler sundu ve aslanlara atıldı. Şimdi bütün bakanlar diyor, bütün kaymakamlar, bütün satraplar, bütün danışmanlar ve bütün veliler Daniel'i ortadan kaldırmak için anlaşmışlardı ve krala gidip bir ferman imzalamasını sağlamışlardı ve bu fermana göre kim 30 gün içinde Nebukadnesar'ın dışında başka bir krala, ilaha dua ederse aslanlara atılacaktır. Ama sizce kimin sözü sonunda geçerli oldu? Kim kime sözünü geçirebildi? Kim kimi yönetti? Kim kimin akıbetini belirledi? Bu satraplar, bu bakanlar, bu kaymakamlar, bu valiler mi? Yoksa işte yabancı bir ülkeden gelen o ecnebinin garip
inancına göre ufacık tanrısına dua eden o gariban mı? İşte biz dünyayı duayla yönetmek üzere Rabbin kullanmak istediği garibanlarız. Biz dua aracılığıyla dünyayı yönetmek için Rabbin kullanmak istediği garibanlarız. Vurgu gariban olup olmamakta değil. Vurgu nerede? Bu yönetimin sırrı nerede? Dua edip etmediğimizde. Cesaretle Rab bunu dünyayı değiştirmek için kullanacağı bilinciyle yapılan duadadır. Ve bu yüzden onun dua hayatı bir yönetim biçimiydi. Geçelim. Daniel 6:10'da onu okuduk pardon. Aslanların arasında gezen bir slayt vardı değil mi? Bakınız. Tüm krallar ve yöneticilerin üzerinde Daniel zafer kazandı. Tüm krallar derken orman kralının üzerinde bile. Aslanlara atıldığını unutmayalım. Aslan orman kralı olarak bilinmiyor mu? İşte insan aleminin, hayvan aleminin ve canlı aleminin kral olarak görülen her şeyin üzerinde zafer kazandı Daniel. Geçelim ben şimdi esas slayta. Daniel'in kutsal ruhla ilişkisi herkese belliydi. Ve bu hani bütün kültürlerde sözü geçen aydınlanma, Rönesans, reform gibi ifadeler var. Ve herkes zaman zaman Türkiye'de kaç kere duydum. İşte Avrupa gibi bir Rönesans, Avrupa gibi bir reform, Avrupa gibi bir aydınlanma yaşanması gerekiyor. Daha önceki konuşmalarımızda söylediğimiz gibi Avrupa'da yaşanan bu aydınlanma, Rönesans ve reform neyle başladı? Kutsal kitaba dönüş yapmakla başladı. Bizim bildiğimiz Protestan reformuyla başladı. Ve dünyanın her neresinde olursa olsun öyle başlayacak. Ama daha önemlisi yüreğimizi kutsal ruha açmakla ve kutsal ruhun yüreğimizin hayatımızın üzerindeki belirgin etkisini göstermekle başlayacaktır. Ve Daniel'in hayatı üzerinde kutsal ruhun etkisi o kadar belliydi ki işte kral diyor ki Daniel olağanüstü bir ruha, bilgiye, sağduyuya sahiptir. Üstelik düşleri yorumlama, bilmeceleri çözme, gizemleri açıklama yeteneği de var. Veya kendisinde bulunan olağanüstü ruh sayesinde Daniel öbür bakanlarla satraplardan üstün olduğundan kral onu bütün ülkenin başına atamayı tasarlıyordu. Kral bütün ülkenin başına atamayı planlıyordu. İşte o durumda reform yapamayacaksa nerede yapabilecek? Ama bu nasıl başladı? İnsan korkularına göre, insan düşüncelerine göre hareket etmektense Tanrı'nın ruhunun isteklerine göre hareket ederek başladı. Ve bu herkese belli oldu. Neden Daniel'in üzerinde kutsal ruhun işleri o kadar belliydi? Çünkü Daniel hayatında önce ve bunu birkaç kere vurgulamaya çalıştım. Kutsal ruhun ilk işlevleri neyse bunlara önem verdi. Kutsal ruhun ilk işlevleri nedir? Mesela tarihteki ilk işlevi ne oldu? Kutsal ruhun tarihteki ilk işi ne oldu? Bilen var mı? Hatırlayan var mı? Dünyayı yaratmak doğrudur ama tam somut olarak o yaratılış içinde nasıl bir işlem yaptı? Efendim? Ve ayırdı, düzene soktu. Diyor ki her şey karma karışık ve karanlıktı, değil mi? Kutsal ruh geldi ve her şeyi nereye soktu? Neye soktu?
düzene soktu. Kutsal ruhun hayatımızın üzerinde yaratmak istediği ilk işlev hayatımızı düzene sokmaktır. Bu yüzden dün planlı yaşamaktan, plan yapmaktan söz ettim. Kutsal kitabı nasıl okuyacağımı, kaç kitap okuyacağımı, insanlarla nasıl vakit geçireceğimi, evimde nasıl davranacağım, iş yerinde nasıl hareket edeceğim, gözlük gitti vesaire gibi plan yapmak lazım ve bu planı yerine getirmek lazım. Çünkü kutsallığın ilk işlevi düzen getirmektir. Düzensiz olan evreni düzene sokmak, karanlık olan evrene ışık getirmekti. Sonra insana Tanrı'nın benzeyişini, kutsallığın ikinci işlevi ne oldu? Tanrı insanın burnundan ruhunu üflediğinde ne oldu? İnsana Tanrı benzeyişini vermekti. Ve ona göre kutsal ruh bizde oluşturmak istediği ilk etkisi nedir? Karakterimizde İsa'ya benzememizi sağlamaktır. Ne konularda benzemiyorsak bunları bir Rab'e getirmemiz lazım ve Rab bunların üzerinde çalışması gerekiyor. Çalışmasına fırsat vermemiz gerekiyor vesaire. Daniel Babil'de mevcut bütün ruhsal ölümün belirtilerini onda etkin olan kutsal ruh sayesinde bütün ülkeye reform getirerek Rab tarafından istenilen yetki ve yönetim pozisyonuna getirildi. Çünkü kutsal ruhun en basit işlerinden başlayarak kutsal ruhun onda yapmak istediği en basit değişikliklere izin vererek hareket etti. Bakınız, kutsal ruhun en önemli işlevi kilisede çok böyle hararetli edebi cümlelerle gür sesle dua etmenizi sağlamak değil. Çünkü bazen öyle dua edenler sonra evde karısına küfür ederler. Sizce kutsal ruhun temel işlevi nedir? Gür sesle dua etmemizi sağlamak mı? Yoksa karımıza küfür etmekten vazgeçmemizi sağlamak mı? Kutsal ruhun ilk işlevi nedir sizce? Bu arada ben karıma küfür etmiyorum, öyle anlamayın. Bir slide geçelim. Hangi slide'dayız? Ben şeyi kaçırdığım için. Tamam. Daniel'in kutsal ruhla aleni ilişkisi sayesinde de aynı zamanda göksel yönetimlerin foyasını ortaya çıkaran, batılı ve cehaleti bertaraf eden bir güçtü. Bunlar çünkü şeylere inanıyorlardı. Yıldızlara, burçlara, perilere, şunlara, bunlara inanıyorlardı ama bir de baktılar ki bütün bu araştırmalar yaptıkları halde Daniel ise direkt Rab'ten, onların çok böyle hesap yaparak çözemediği sırları kendisi çözebiliyordu. Diğer ilahların yararsız olduğunu gösterdi. Çünkü işte onda etkin ruhtan sadece bahsetmiyorlar. Bakınız nasıl bahsediyor. Sonunda ilahımın adından gelen Belteşaşar adıyla çağrılan ve kendisinde kutsal ilahların, tabii onlar öyle yorumluyorlar, kutsal ilahların ruhu bulunan Daniel yanıma geldi. Gördüğüm düşü ona anlattım. Bütün ilahların üstünde bir ruh onda işliyor. İlk Rab'e geldiğimiz zaman eşimle beraber yan kasabaya gidip evden eve müjdeyi veriyorduk. Ve o kasabada ismi Ruby, çok falcılık, medyumculuk, ruhçuluk vesaire vardı. Bir keresinde hatırlıyorum, bir keresinde değil çok defalar
kapıyı çaldığımda işte biz bu kasabada oturan Hristiyanlarız, size İsa Mesih'i anlatmak istiyoruz dediğimde, adam işte ben medyumcuyum, ben işte ruhlarla konuşuyorum falan filan, böyle büyük konuşanlar vardı. Bir keresinde ben hatırlıyorum, dedim ki ya ben o bana dedi ki ben işte bütün ruhlarla diyalog içindeyim, onların etkisindeyim, onlar işte bana bunu gösteriyor, şunu gösteriyor. Ben dedim vallahi benim kutsal ruhla ilişkim var. Ve adam dedi, ah dedi, sen gelince kademelesin. Öyle olsun dedi. Yani o kademe neyse ben 7. kademedeyim. Peki dedim 8. var mı? Yok diyor, 7. en üstün kademede. Tamam dedim, orası benim kademem. Yani ne diyorlar Daniel hakkında? Sen 7. kademedesin. Kendi anlayışlarına göre belki doğru yorumlamıyorlar ama farkındalar ki onda bir üstünlük var. Ondaki üstünlük ona ait değil. Kime aittir? Rabbin kendisine aittir. Dolayısıyla üzerimizde etkili olan kutsal ruhun işleyişleri herkesin gözünde belli oluyor ve şeytanın bütün yalanlarını bertaraf ediyor. Şeytanın en büyük işi nedir? İşte bu çağın ilahisi Mesih'teki görkemi onlara görünmesin diye inanmayanların gözlerini ne yapıyor? Bağlıyor değil mi? Dolayısıyla peki bizdeki kutsal ruhun etkisi ne yapacak? Bunun tersini yapacak. Şeytan gözleri bağlıyorsa biz gözleri ne yapacağız? Çözeceğiz, açacağız. Biz değil, kutsal ruhun etkisi. Bu yüzden ruhsal hayatımızın aslında sadece kendimiz üzerinde değil, etrafımız üzerinde çok büyük bir etkisi var. Şimdi geçelim. İnşallah doğru slayttayız. Daniel'in arkadaşların alini ibadeti, karanlıkları aydınlatan, yani şeytanın güçleri ifşa eden bir zaferdi. İnsanlar cehennem düşündüğü zaman, cehennemi düşündüğü zaman aşağı yukarı hayal ettikleri şey buna yakın bir şeydir. Böyle kızgın bir firin her taraf. Hani tasvirler de vardır. İslamiyet'teki tasvirler de biraz şeyden de etkilenmiştir. Dante'nin ilahi komedisi olarak bilinen onun asıl en büyük eseri var. Orada cehennemin 7 katını anlatıyor. Birbirinden daha korkunç işkencelerle doludur. Böyle bir fırın düşünüyoruz. Yani bu arkadaşlar böyle bir fırına atılacaklardı. Kızgın fırına. Ama bununla dünyanın bütün yalanlarını, şeytanın bütün silahlarını birden bertaraf ettiler. Ama nasıl ettiler? Yanmamayı kendileri mi başardılar? Onların elinde olan neydi? Yanmamak değil, yanabilirlerdi. Ama birden aralarında insanoğluna benzer biri belirledi. İnsanoğlu kim? Kaç yıl önceydi? 2500. İsa kaç yıl önce geldi? Demek ki kendisi gelmeden 500 yıl önce böyle bir kaçamak yaptı değil mi? İsa bir kaçamak yaptı ve o üç arkadaş arasına katıldı. Dedi ki bu alevler bana ısıramıyorsa sizlere de ısıramayacaklar. Ama onların doğru duruşu neydi? Kimden korkuyorlardı bu üç arkadaş? Ben eminim o kızgın fırından da korkuyorlardı. Ama bir anlamda Rablerini hayal kırıklığına uğratmaktan daha fazla korkuyorlardı. Rablerinin onlara o sırada verdiği fırsatı değerlendirememekten, o fırsatta ona yücelik verememekten daha çok korkuyorlardı. Ve hayatımızı yönetmesi gereken korku budur. Tanrı'nın bize verdiği fırsatlarda o fırsatları ona yücelik getirecek şekilde değerlendirememekten çekinmemiz gerekiyor. İşte ayetlerde belli ne diyor? Kızgın fırına atılsak bile ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir, senin elinden bizi kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmasa bile,
Bu ne kelime oyunudur? Kurtarabilir, kurtaracaktır, kurtarmazsa. Bu aslında şu demektir. Tanrı üçü şeyi birden yapabilir. Hangisine kendisi karar verirse ben mutabiyim, ben razıyım demek oluyor. Hani onlar körü körüne ucuz kahramanlık yapan insanlar değildi. Bir ara şey okumuştum. Neydi o bir Koreli şey vardı. Yonggi Cho muydu? Onun bir kitabında kardeşler bir konferanstan geliyorlar. Veya bir konferansa gidecekler. Ondan sonra sel basmıştır. Onlar diyorlar ki İsa suların üstünde yürümedi mi? Biz de şimdi ilan edeceğiz ki sular üzerinde yürüyeceğiz. Ve o sele girdiler ve boğuldular. İşte bu böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Bizim ilanımızda olacak bir şey değil. İmanlı şu olacak diyen kişi değil. Veya şunu Rab'be emreden kişi değil. Bazen dualar konusunda yorumlar yapılabiliyor. Kimi çevrelerde ben duydum. Eğer siz Rab sen istersen bana şifa ver diye dua ederseniz imanınız yoktur diyor. Çünkü Rab'be emretmeniz gerekiyor. Kusura bakma. Olsa olsa Rab sana emredecektir. Ama burada kardeşler ne yapıyor? Rab'bin yapabileceklerinin içinde hiçbirini dekarte etmiyor. Onlar biliyor ki Rab'bin önünde üç seçenek var. Yani Rab'bin yapacağını biliyor. Onun için seçenekler arasında bocalanmıyor. Ama bizim açımızdan onun kararlarını, olası kararlarını değerlendirirken kurtarabilir. Kurtaracaktır. Kudreti kesindir. Şüphemiz yoktur. Ama kurtarmazsa bile, çünkü kurtarmayabilir. Başka olasılık var mı? Yok. Seçimi Rab'be bırakıyorlar ama bu Rab'be seçimi bırakarken kendi ellerini yıkayarak durumdan soyutlandıklar anlamına gelmiyor. Çünkü fırına atılacaklar. Ama bununla şeytanın bütün yalanlarını bertaraf etti. Şeytanın en büyük yalanı nedir biliyor musunuz aslında? Eyüp için söylenen yalan. Şeytan Eyüp hakkında Tanrı'ya ne söyledi? Dedi ki Eyüp Tanrı'dan boşuna mı korkuyor? Her şeyini bereketli kıldın. Tabii ki korkar senden. Senden korktukça cepleri doluyor. Size tanıdık geliyor mu? Böyle bir inanç var. Cepler doldukça işte o zaman daha böyle dindar olunuyor. Cepler dolmuyorsa, bel doldurulmuyorsa o zaman din yamaçtan kayıyor. Diyor ki şeytan, tabii ki senden korkacak. Çünkü her şeyini bereketli kıldın. Her şeyini yok edersen yüzüne karşı sövecektir diyor. Ama ne oldu? Bu üç arkadaşının her şeyini Rab elinden alınmasına izin verdi ama onlar Rab'bin yüzüne Rab'bi sövdüler mi? Hayır. Aslında kimi sövdüler? Şeytanı sövdüler. Bizim elimizden her şey alınacağı, Rab'be bel bağladığımız, güvenle yaklaştığımız için her türlü sıkıntıya gireceğimiz zaman Rab'bin ismini yüceltmeye devam ediyorsak, bununla kimin işlerini bozuyoruz, kimin yalanlarını bozuyoruz? Şeytanın yalanlarını bozuyoruz. Ne dedik? Mesih'in görkemini parlamasın diye onların gözlerini bağlayan şeytanın bu işlemesine, bu işleyişini nasıl son verebiliriz? Nasıl o peçeyi kaldırabiliriz? İşte bu tür yalanlara karşı durmakla, Rab için tanıklık vermekle son değil. Bir slide, iki slide daha var. Daniel'in derinlemesine kutsal kitap incelemesi ve açıklaması artı üzerindeki dua yaşamı, göksel hükümranlıkları yenen ve tarihin hedefini belirleyen asıl silahtı. Kutsal kitabın ışığında bize özgü bir teoloji, durumlarımızı değerlendirip kutsal kitaba göre ve Tanrı'ya göre uygun çözümler ve davranış ilkelerini geliştirmemiz gerekiyor. Bu nasıl başlayacaktır? Temel bir günlük kutsal kitabı okuma. Daniel okuyordu. Birden Yeremia peygamberin de
İşte İsrail halkının 70 yıl boyunca sürgüne gönderileceği ayete geldi. 70 yıl sürgüne gönderileceğini yazan ayete geldi. Ve dedi ki, ah dur bakalım bu nedir? Hesabını yapalım. Ne zaman sürgüne gittiler? Ne zaman dönecekler? Bu iş nasıl olacak? Kesin Rab tarafından bu vaat yerine getirilecek mi? Bu vaadin şartları var mı? Biz bu şartları yerine getiriyor muyuz? Yoksa yerine getirmediğimiz için tıpkı İsrail'i vaat edilen topraklara doğrudan sokmayı planlarken onların imansızlığından ötürü 40 sene de çölde beklettiği gibi bizi de 70 yıldan daha 70 yıl fazla bekletecek mi? Yani bütün bu ve buna benzer sorular soruyoruz sadece. Ha nasıl olsa 70 yıl sonra biz memleketimize dönüyoruz. Kaldı 10 sene. Ben 10 senelik tatile gideyim. Dönüşte memleketime giderim. Bu iş böyle işlemiyor. Araştırmaya başladık. Koşullar nedir? Koşullardan bir tanesini Daniel yerine getirdiğini dedi. Atalarımız ve biz sana karşı günah işledik. Bunun için bizleri bağışla. Koşullarından biri nedir? Dua etmeye başladı. Ve kendisi belki bunun farkında olmadığı halde duası aracılığıyla birden o ayette gördüğümüz göksel ordular harekete geçti. Ve gökler aleminde, ruhlar aleminde inanılmaz bir savaş sahnesi yaşandı. Bu savaşın ancak sonucunu öğreniyor, skorunu öğreniyor Daniel sonunda. Ama bu savaşın başında olan Mikail gelir ve ona anlatır. Pers kralıyla, Pers reisiyle, yani bundan kastı bildiğimiz yeryüzündeki kral değil, göklerde yeryüzündeki kralı iplerle yönetir gibi bütün Pers İmparatorluğu'nun üzerinde etkisini gösteren bir kötü ruhtan, bir kötü hükümdarından bahsetmektedir. Ve Daniel onu ele geçirebildi, onu yenebildi. Neden? Çünkü Daniel'in, Mikail yenebildi. Çünkü Daniel'in duasından güç alabildi. Dolayısıyla gerçekten onun bu kutsal kitabın incelemesi sonucunda öğrendiği dersler, onu tatbik etmenin, uygulamanın yollarını keşfettiğinde ona göre hareket ettiği için Daniel zafer kazandı. Bakınız ne diyor 9. bölümün 1. ayeti. Medli Ahasveroş oğlu Darius Kıldan kralı oldu. Krallığının 1. yılında ben Daniel, Rabbim peygamber Yeremia'ya bildirdiği sayının Yeruşalim'in ıssız kalacağı yılların sayısının 70 olduğunu kutsal yazılardan anladım. Bir sonraki slide. Daniel 10-12. Korkma ey Daniel, artık melek ona göründü ve duasına cevabı getiriyor. Korkma ey Daniel diye devam etti. Anlayışa erişmeye ve kendini Tanrı'nın önünde alçaltmaya karar verdiğin gün duan işitildi. Ne yapmaya başladığı gün? Başka ne yaptı? Başka ne yaptı? Şimdi Tanrı'nın önünde alçalmak nasıl bir şey, nedir? Hangi şeyden bahsediyor? Ne yapıyordu orada? Dua ediyordu değil mi? Ama önce ne diyor? Anlayışa erişmeye karar verdiğin gün. Nasıl bir şey kafanıza canlanıyor? Anlayışa erişmeye karar veriyor musunuz siz? Kutsal kitabı okumaya karar verdiğin gün demiyor. Anlayışa erişmeye. Ne demek sizin için anlayışa erişmeye? Ben şimdi anlayışa erişeceğim. Yok, bu ne demek? Tanrı fikirlerimizi aydınlatmasını, okuduklarımızı kendisi yorumlamasını ve bizleri aydınlatmasına fırsat vermek demek değil mi? Bana göre bu demek. Size göre başka bir şey demek olabilir ama günlük hayatımızda ne kadar anlayışa erişmeye vakit ayırıyoruz? Hiç daha önceleri düşündük mü anlayışa erişmeye? Bundan böyle sorarım kardeşlere.
merhaba nasılsın yerine merhaba anlayışla erişmeye çalıştın mı bugün? Biraz garip olacak ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Garip olur çünkü hayatımızda garip olan yani yabancı olan bir şey. Anlayışa erişmeye çalışmıyoruz. Kutsal kitap üzerinde Daniel gibi odaklanmıyoruz. Rab çağım için, insanlarım için ne anlatmak istediğini sorusunu sorup cevabını beklemiyoruz. Bazen cevabını 20 yıl sonra alabiliriz, onu da söyleyeyim. Çünkü okudukça Rabbin bizlerde oluşturmak istediği kutsal kitaba uygun anlayışı 2 günde oluşmuyor. Belki 20 yılda oluşabilir. Ama o 20 yılda oluşmasının temelinde kendimize anlayışa erişmeye verdiğimiz ilk gün yatıyor. O ilk günden sonra ikinci gün, üçüncü gün, ondan sonra 10.000. gün gelmezse, birinci gün gelmeden 10.000. gün gelmez. Dolayısıyla kendimizi anlayışa erişmeye vermeliyiz. Son bir slaytımız olacak. Toparlayacak olursak, Daniel ve adanmışlık yaşamı, kutsal kitabın hedeflediği 3 boyutlu kurtuluşu bizlere sunmaktadır. Çünkü kurtuluş sadece cennette gitmekle ilgili bir şey değildir. Bakınız burada özetlemeye çalıştım. Kutsal kitabın hedeflediği kurtuluş 1. İnsan bütünlüğünü, tüm varlığını Rab için, kilise için, toplum için ve dünya için tam verimli kılana kadar devam eden bir kurtuluş sürecidir. Önce bizi değiştirmek istiyor. Bütün bu farklı alanlarda önce Rab için, kilise için, toplum için, dünya için faydalı olalım diye. Verimli olalım diye, katkılarımız olsun diye. 2. Toplumun tümü Rab için, kilise için, adalet için ve doğruluk için tam değiştirilene kadar devam eden bir kurtuluş sürecidir. Sadece biz değişiyorsak ama etrafımız yavaş yavaş değişmiyorsa biz Maltepe'de gerçekten beklemediğimiz bir değişim yaşadık değil mi? İnsanlar yüzümüze bakmazken ilk kilisemizi açtığımız zaman camlarımızı bira şişeleriyle kırıyorlardı. Bu sadece bir başlangıç gördüğümüz değişim. Çünkü başka güçler ülkeyi bazen etkiliyor, bunları engelleyebiliyor. Her zaman başarılı olacağımız, her zaman her şey güllü gülistanlık olacağını bekleyemeyiz. Ama bir şekilde ya tepkiler toplamak için ya iyileşmek üzere çevremiz, toplumumuz etkilenmesi gerekiyor. Toplumun tümü etkilenmesi gerekiyor. 3. Tarihin hedefi Rab için, kilisesi için, yüceliği için ve krallığın kuruluşu için doğruya ulaşana kadar işleyen bir kurtuluş sürecidir. Rab dünyayı hedefliyor. Birkaç kişi bir avuç insanı değil. Dünyayı hedefliyor. Dolayısıyla bize düşmemesi halde, düşmediği halde biz de hedeflememiz gerekiyor. Yani onun hedefine katılmamız gerekiyor. Ve bu yüzden istediğini yap hayatında, istediğin gibi işle. Ama tüm bu alanlarda Rabbin amacı içten dışa bir devrim, bir adanmışlık yaşanarak esas zafer o şekilde kazanılır. Dünyayı değiştirmek için ruhsal hayatımız tüm istiklallerden, mücadelelerden, projelerden, para finansmanlarından daha etkilidir. Bazen düşünüyoruz ki çok insan olursak başarılı olur, çok paramız olursa başarılı oluruz, çok farklı hizmetlerimiz olursa başarılı oluruz. Onlar evet, Rabbin elinde onun tarafından kullanılan araçlardır ama Rabbin aradığı nedir? Kendisine adanan bir yürek. Daniel gibi yüreğine koydu Rabbi onurlandırmayı. Rabbin sayende yaratacağı değişiklikleri anlamak seni
heyecanlandırıyor mu? Bu birkaç gün içinde paylaştığımız Daniel'in bu imanı, ya ben de bu imana sahip olmak istiyorum dürtüsünü yaratıyor mu? Canlıysan yaratması lazım. Sende bir şey birden bir titreşimi getirmiyorsa, bir hareketi getirmiyorsa kendine sor, acaba ben canlı mıyım? Acaba kutsal ruh bende etkili mi? Benim bu paylaştıklarım üzerinde sen işte bundan sonra hayatımı biraz daha düzen getirmem gerekiyor, ona göre plan yapmalıyım düşüncesi kafandan geçirmediyse kusura bakma kardeşim. Ben söyledim diye değil. Rab söyledi diye. Seni düşündürmediyse o zaman kendine sor, acaba yüreğimde kutsal ruh var mı? Hazırlanmak için daha da istekli, planlı bir yaşam düzeni kurmaya teşvik ediyor mu? Ve burada kalmasın. Eve döndüğünde o planı harekete geçir. Özellikle Daniel gibi gençler, önünüzde bir fırsatlar ömrü vardır. Ya yaşlıların başına iş düşmez anlamında söylemiyorum. Ama gençler özellikle karar aşamasında oldukları için bu konuda belki daha da ciddi düşünmeleri gerekiyor. Hayatımı nasıl değerlendiririm? Rab geri geldiğinde yeryüzünde bu imanı bulacak mı? Sen de, ben de bulacak mı? Bulup bulmaması sana, bana bağlıdır. Görüp görmemesi yüreğimizi ona ne derece açtığımıza bağlıdır. O zaman sona kadar açalım. Lütfen ayağa kalkalım ve bu şekilde Rabbimize dua edelim. Rab önünde alçalmak istiyoruz Daniel, iman abimiz gibi. Anlayışa erişmeye yüreğimizi açmak istiyoruz. Onun gibi çalışma dolu, hazırlık dolu, eğitim dolu, donanım dolu bir hayata eğer önümüzde bu fırsat varsa hazır olmak istiyoruz. Bundan böyle vaktimizi daha iyi değerlendirmeye, kutsal ruhun en temel işleyişlerine fırsat vermeye, kapıyı açmak istiyoruz sana Rab. Dua ediyoruz. Toprak olduğumuzu, toprak gibi en ufak bir rüzgardan uçuşup toz gibi yok olduğu, yok olan varlıklar olduğumuzu çok iyi biliyorsun. Bu yüzden senin yardımına çok ihtiyacımız var. Onun için yalvarıyoruz. Bugün burada bulunan hepimizin arasında Danieller, Meşak Abednego'lar, Belşaşarlar, yetiştir. Esterleri, Rutları ortaya çıkar. Toplumların üzerinde büyük etkiler bırakan senin son günlerde aradığın türden imanlılar yetiştir. Bizleri o şekilde yetiştir diye sana yalvarıyoruz. Bu birkaç gün içinde düşündüğümüz, yüreğimizde niyet ettiklerimiz niyet olarak kalmasın. Hayatta geçirebilmek için Rab senin önünde duralım. Belki bu hayatımızın en zor çabası olacaktır. Çünkü yetişme tarzımız böyle değildir. Canın ne isterse yap şeklindedir. Dolayısıyla sıkı düzen getiremiyoruz. Birisi bizi zorlamazsa, birisi bizi tehdit etmezse, eğer birinin gözünde rezil olmayacaksak, tek başımıza olduğumuz zaman bunu yapamıyoruz ama Rab ne olur? Belki bu en zor olan eğitimi de başarmak istiyoruz. Sırf senin önünde durarak,
sırf senin göreceğin bir disiplinle hayatımızın geri kalanının hiçbir saniyesini boşa harcamadan değerlendirmek istiyoruz. Bizlere vermek istediğin şekli ver diye senin önüne gelmek istiyoruz ve sana yalvarıyoruz. Yücelerce İsa'nın adıyla. Amin. Şimdi anonslara geçmeden oturabilirsiniz. Geçen gün gruplarda, çalışma gruplarına katılanlar ilk soruyu değerlendirirken toplumun hangi alanında ben işte katkıda bulunmak istiyorum listelerini oluşturdunuz. Sonra listeler birleşti. Sadece sonuçlarını okumak istiyorum. Aramızda gerçekten toplumun bütün alanlarına hizmet edecek yüreğe sahip kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz var. Bu sadece bu kağıtta kalmasın. Gerçekten buna göre hazırlanalım.